Robo, merhaba. Geçtiğimiz videolarda Animate fonksiyonunun kullanımını öğrenmiş ve uzay gemisinin ateş etmesini sağlamıştık. Hatırlıyor musun? Evet, hatta birden fazla ateş ettiğimde sorun yaşamıştım. Sen de bu durumu ileride çözeceğimizi söylemiştin. Sanırım şimdi bu durumla ilgili bir şeyler yapacağız. Evet, artık durumu halletsek sanırım iyi olacak. Hatırlarsan uzay aracından ateş ederken ekranda aynı anda birden fazla lazerin görünemediğini gözlemlemiştik. Önceki videoda ekran üzerinden düşen ödüller için kullanmış olduğumuz yöntemi bu sorunu çözmek için kullanabiliriz. Unutma, programlamada üretilen algoritma, komut ve yapılar farklı yerlerde yeniden kullanılabilir. Bu, programcılar için önemlidir. Ekranın üstünden düşen ödüller animasyonu, şimdi yazacağımız uzay aracından ateş et oyunundan çok farklı. Fakat her ikisinde de ekrana birden fazla kukla çiziriyoruz ve animate fonksiyonu ile hareket ettiriyoruz. Dolayısıyla benzer algoritmalar iki durum için de geçerli. Ödüllerde kuklaları çizdirmek için döngü ve listelerden faydalanmıştık. Burada da faydalanacak mıyız? Algoritma, komut ve yapıların tekrar kullanılması durumundan kastettiğim de zaten buydu. Kukla çizdirme işlemi için çizilecek kuklaları döngü vasıtasıyla bir liste içerisine koyup yine döngü vasıtasıyla ekrana çizdireceğiz. Gelmeden önce bu iş için yazmamız gereken kodun bir bölümünü oluşturmuştum. Ekranda da görüyorsun. Ekranın üstünden düşen ödüller için yazdığımız kod ile benzer yanları var mı? Ama bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Arkadaşlar, sizler de bir önceki videoda yazdığımız kodla buradaki yazılanları karşılaştırıp benzerlikleri bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdiden bazı benzerlikler dikkatimi çekti bile. Ama biraz daha düşünmem gerek sanırım. O zaman biz bu kod parçasını incelemeye başlayalım. Temel amacımız ekranda birden fazla lazerin aynı anda gösterilebilmesi. Bu lazerler için ilk olarak boş bir liste oluşturduk. Update fonksiyonu içerisinde boşluk tuşuna basıldığında yeni bir lazer oluşturulup lazer listesine eklenmesini sağladık. Yine update fonksiyonu içerisinde lazerlerin yukarıya doğru hareket etmesini sağladık. Son olarak draw fonksiyonu içerisinde listedeki lazerlerin tamamını ekrana çizdik. Ama gördüğün gibi hala bazı eksiklikler var. Şimdi bu eksikliklerimizi tamamlayalım. Öncelikle ekran boyutunu belirleyelim ve uzay gemimizi tanımlayalım. Uzay gemimizin sağa ve sola hareketini sağlayan satırları yazdıktan sonra ekran dışına çıkmasını engelleyelim. Şimdi de çalıştıralım. Evet, şimdi istediğimiz kadar lazer gönderebiliyoruz. Ama oluşturduğumuz programda daha önce hiç görmediğim bir komut dikkatimi çekti. En son satırda yer alan lazer listesi nokta remove parantez içerisinde lazer komutunu kastediyorum. Remove'un anlamının silmek veya kaldırmak olduğunu biliyorum. Burada da sanırım ekran dışına çıkan lazerleri listeden siliyoruz. Ama neden? Hadi bu satırı ve satırın çalışması için belirlediğimiz if komutunu programdan çıkarıp tekrar çalıştıralım. Gördüğün gibi bir değişiklik olmadı. Ancak her boşluk yani space tuşuna bastığımızda ekranda yeni görünen tüm lazerler listeye eklendi. Önceki bastıklarımızdan kalanlar da düşünülünce lazer listesi gereksiz bir şekilde büyümeye devam etti. O nedenle ekrandan kaybolan lazerin silinmesi programlama yaklaşımı açısından yapmamız gereken bir durum. Sanırım anladım. Aksi takdirde liste çok büyüyecek ve belki de uzun süre oynadığımızda oyunun çalışması aksayacaktı. Bu nedenle liste değişkeninin içinde ihtiyacımız olmayan bilgilerin tutulması anlamsız. Kesinlikle doğru. Lazerler ile ilgili sorunumuzu çözdükten sonra bu videoda seninle yeni bir uygulama da yapmak istiyorum. Harflerin rastgele değiştiği bir animasyon. Daha önce konuşmuştuk. Rastgele devre üretimi özellikle oyun programlamada çok önemli. Bu animasyonda hem rastgele değer üretiminin farklı bir kullanımını göreceğiz,
Hem de şimdiye kadar görmüş olduğumuz programlamaya ait birçok kavramı da tekrar etmiş olacağız. Şimdi oluşturacağımız uygulamanın son halini gösteriyorum sana. Fareye tıkladığımız harfler her 0.1 saniyede rastgele bir şekilde değişiyor. Tekrar tıkladığımızda ise sabitleniyor. Ve bu işlem sürekli olarak tekrarlanabiliyor. Hadi şimdi bu animasyonu oluşturmaya başlayalım. Öncelikle harflerin yazılacağı koordinatı belirleyelim. Sana göstermiş olduğum örnekte harfler Y ekseninde ekranın ortasına yakın, X ekseninde ise soldan sağa doğru 15 piksellik aralıklarla görünüyor. Bu şekilde olması zorunlu değil sanırım. Ben başka yerde ve aralıklarda da oluşturabilirim değil mi? Tabii ki. Bu tamamen senin tasarımına bağlı. Örnekteki animasyon için harflerin hepsinin Y değeri, height, çift eğik çizgi 2 seçilebilir. Harflerin X değerlerinin sırasıyla 100, 115, 130, 145 ve 160 olması yine örnekteki görüntüyü elde etmemiz için yeterli olacaktır. Bu durum için ekranda gördüğün koordinatlar isimli listeyi kullanabilirsin. Bir saniye, burada yazılan şey şimdiye kadar gördüklerimizden farklı. Liste oluşturulmuş ama içerisinde ayrıca sıralı ikililer var. Bu şekilde olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Sıralı enliler bir veri yapısı. Aynı liste ve değişkenler gibi. Liste içerisinde her bir indeks için herhangi bir veri yapısından eleman eklenebilir. Burada liste içerisine sıralı ikililer ekledik. İsteseydik liste içerisine başka listeler de ekleyebilirdik. Ekranda gördüğün listede listenin 0. elemanı, yani koordinatlar köşeli parantez içerisinde 0, parantez içerisinde 100, height, çift eğik çizgi 2 sıralı ikilisine karşılık gelir. Ve listenin son elemanı, yani koordinatlar köşeli parantez içerisinde 4 ise parantez içerisinde 160, height, çift eğik çizgi 2 sıralı ikilisine karşılık gelir. Fakat koordinatlar listenin her bir elemanını ayrı ayrı yazarak oluşturmaktansa bu liste for döngüsü kullanılarak daha kolay oluşturulabilir. Listede Y koordinatları sabittir ve ardışık X koordinatları arasında 15 piksel fark bulunmaktadır. Bu işlem için ekrandaki kodu kullanabiliriz. For döngüsünü hatırlıyorum ama burada biraz daha farklı bir kullanım var sanırım. Range fonksiyonu farklı şekilde yazılmış. Evet Robo, daha önce range fonksiyonunu bu şekilde kullanmamıştık. Burada yeni bir kullanım görüyoruz. Normalde range parantez içinde 10 komutu ile 0'dan 10'a kadar 10 dahil değil sayılar üretiyorduk. Python'da ve genel olarak programlamada indeksleme 0'dan başlar. Range fonksiyonunda da indeksleme 0'dan başladığı için üretilen ilk sayı 0 ve son sayı 9 olur. 10 sayısının da üretilmesi isteniyorsa range parantez içinde 11 komutunu kullanmak gerekir. İlk değer olarak 0'dan farklı bir sayı istersek ne olacak? O zaman bir başlangıç değeri belirlemek gerekir. Örneğin 1'den 11'e kadar olan sayıları üretmek için range parantez içerisinde 1,11 komutunu kullanabiliriz. Senin de bildiğin gibi range fonksiyonunda her adımda bir artış gerçekleştirilir. Bunu değiştirmek de mümkündür. Örneğin 1'den başlayıp 10'a kadar olan 1, 3, 5, 7 ve 9 sayılarını üretmek için range parantez içerisinde 1,10,2 komutu kullanılır. Burada 1'den başlanarak her defasında 2 birimlik artış gerçekleştirilmiştir. O zaman koordinatlar için oluşturduğumuz for döngüsü x koordinatı için ilk değer olarak 100 atayacak. Sonra 15 artırarak ikinci x koordinat değerini belirleyecek. Son koordinat 160 olunca döngü sonlanacak. Yani x için sırasıyla 100, 115, 130, 145 ve 160 değerleri üretilmiş olacak. Y koordinatı sabit olduğu için yan yana duran ve aralarında
15 piksel olan harflerin yerleri belirlenmiş olacak. Senin de ifade ettiğin gibi harflerin yerini belirlemiş olduk. Şimdi sıra harflerin kendisini belirlemekte. Öncelikle ihtiyacımız olan şey harflerin tamamını içeren bir değişken. Bunun için ekranda gördüğün harfler isimli değişkeni kullanabiliriz. Gördüğün gibi harfler değişkeni bir metin içeriyor. Bu metinden rastgele 5 harfi yani elemanı çekmek için random.sample metodunu kullanacağız. Bu metodun 2 parametresi bulunur. İlk parametrede içerisinden rastgele eleman seçeceğimiz sıralı enli, liste ve metin gibi diziler yer alır. İkinci parametre ise diziden kaç eleman seçileceğini bildirir. Seçilen elemanlardan yeni bir liste oluşturulur ve geri döndürülür. Metinler de bir liste mi? Aslında birbirlerine benziyorlar. Fakat tam olarak aynı değiller. Bir metin sıralı harflerden oluşur ve her bir harfin yeri yani indeksi bellidir. Bu haliyle listeye benzer. Fakat listenin istenen elemanı değiştirilebilirken metinlerde istenen karakter değiştirilemez. Bu durum Python'da mutable veya immutable nesnelerle ilgili. Fakat bu kavramın detaylarına girmeyeceğim. Şimdilik bu kavramlara kulak aşinalığınız olsun yeter. İstersen yeniden programımıza dönelim. Ekranda gördüğün komut ile harfler isimli metinden rastgele 5 harfi yeni oluşturduğumuz harf listesi değişkenine aktarabiliriz. Ancak programımızda bu komutu kullanabilmek için öncelikle random modülünü içeriye aktarmamız yani import etmemiz gerekir. Harf listesini 0.1 saniye aralıklarla rastgele yeni 5 harfle güncellemek için gerekli komutların update fonksiyonu gövdesine yazılması gerekir. 0.1 saniyelik aralıkları belirlemek için de önceden bahsettiğimiz gibi RT parametresini kullanacağız. Hatta if else koşul yapısına da ihtiyacımız olacak değil mi? Evet Robo, tıpkı söylediğin gibi programımızı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi rastgele seçilmiş elemanları ekrana yazmak için gerekli kod parçasını görüyorsun. Burada koordinatlar köşeli parantez içerisinde i ifadesi bulunmakta. I değişkeni sıfırdan başlayıp harf listesinin eleman sayısına yani 5'e kadar gidecek şekilde ayarlanmış. Böylece 5 harf sırasıyla daha önce belirlenen koordinatlara yazılmış olur. Şimdi animasyonu oluşturalım. Ya da Robo, bu görevi sen tamamlamak ister misin? Arkadaşlar, sizler de denemek ister misiniz? Ne dersiniz arkadaşlar? Bence çok iyi fikir. Anlaştık o zaman. Bir sonraki videoya kadar çözümlerinizi bekliyorum. Robo, sen de kendi çözümünü bizimle paylaşabilirsin. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.